Kendini tanıt kameraya. Ben kendimi nasıl tanıtayım? He, oraya gelirim şimdi. Demezsem umurumda değil, Savcı Bey dedim. Anladın mı? 35 yaşındayken ben uçuyor. Şimdi alayım beni. He, şimdi başladı. Şimdi bir de Almanya'ya tam geliş macerası nasıl oldu? Ona başlayalım. Şimdi sen Türkiye'de taş ustalığı var. Köyde evet. Öküzler var, kömüşler var. Evet. Durum iyi. Baban da muhtarmış. İyi. O zaman Almanya işi nereden çıktı? Almanya, birader benden önce geldi. Ben istek aldım. Hatta muameli yapacağız, Türkiye'de bekledik. Yaşar amcam ilk gelenlerle geldi Almanya. İlk gelen değil, ikinci gelenlerle. İlk gelenler Bartuğa geldi. Şampiyonu Bartuğa geldi. Sonra Yaşar amcam geldi. Ondan geldi. 62'de şey geldi. 63'te birader geldi. 65'te ben istek yaptım. Ben geldim. Sana istek yaptı. Zonguldak'taki haklarını yaptın. Evet. Savcıdan kağıdı evet. Aldın. Evet. Sonra haber geldi. Almanya'ya gidebilirsin. Evet. Yolculuk nasıl başladı? Bartın'dan yola çıktın. Bartın'dan İstanbul'a geldim. İstanbul'da atladım trene. Hı hı. Ya Allah, Ligosta'ya. Ligosta'ya geldim. Bağlı bizim yumurta komşular. Köyler. Köyde kaynanmış yumurta. Aga, iki günde oraya vardı, yumurta kokmuş. Hava almaya kokmuş. Şurada eski kahvaltı yapayım, minikte. Evvela şeyleri kontrol ediyorlar. Tekerlekler tak 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 vuruyorlar. Tren tekerlekler. Tren tekerlekler yok. Bizim, hani vagon kesmedi. Ondan sonra bu sefer öyle ağzat bir koktu gitti. Ben şimdi kaynamışlarda yiyemem. Haneta yiyemiyor. O zaman tiksindi. Ha, o zaman bir tiskindi. Münih'ten sonra? Ondan sonra geldim şeye, Küpberdere'ye. Esere. Ha, Esere. Küpberdere'ye geldim. Küpberdere'de yeniden bir daha muayene oldu. Ha, sizi o zaman yeniden. Sağlık muayenesi yapıp getirdiler. Ha, hem de ne biçim. Ondan sonra böyle... Sıyırla böyle yaptılar. Bu sefer... şeyde, Küpberdere'de yeniden bir daha muayene ettiler. İki tane çıkıyordu geriye. Şurada valiz varmış. Önünde ayın arkada görmemişler. Hı hı. Burada. Ondan sonra valizden adamlar geri sürdüler. Sonra o Küpberdere'de durdun mu? Orada hayır. Çalıştın. O gece bizi gelsen geri götürdüler. Ta o zamandan buraya getirdiler yani. Oraya gece indi Küpberdere'ye. Ondan sonra biz buranın işçi olduğu seke kontrolü buraya götürdüler bizi. Ondan sonra götürdüler. Bir attı. Ondan sonra yaptık. Ondan sonra oranın sekeniği oran. Ondan sonra oranın ertesi gün doktor muayenesi almadık derken sonra oraya yerleştik. Yani siz Zonguldak, Bartın bu maden bölgesinden geldiğiniz evet, için burada da direkt sizi madene getirdiler. Muamele yaparken madene gidiyoruz dedim. Yani bildiğiniz iş olduğu için tekrar getirdiler. Hadi de benim madenle hiç alakam yok. Ben kömür almaydım orada. Türkiye'de hiç madene girmedin. Ya Zonguldak'a gitmedim bile. Taş ustalığı varken, elinde sanat varken. Şimdi sanat varken ben ne gezemiyorum ki çünkü parayı lazım. Ben parayı devamlı, para peşindeyim. Lazım. Peki o yıllarda gençliğinde taş ustalığı yapmışsın ya, köylerde yaptığın evler hala duruyor mu? Yapılan evler. Hiçbir yerden şikayet yok. Yaptığım evlerden bir hesap ettim, 70 tane zarf var yapmışım. Temeli yani evin. Şey, bu utura çıkınca kadar, buraya çıkınca kadar. Bir kat aşağı, ondan sonra üstünü kara duvar yapıyorlar, direkt baş yapıyorlar. Şeyde, Çağ Cuması'nda bir sene çalıştım. Bir İsmail Usta diye var. Şeyde, uçak alanına yakın orada. Hmm. Adam, kısacık boyu var. Hem ben, yukarı aşağı, diye ki, şöyle bakıyor. Şu boyda ağacı kesse, elinde metre ödüyor. Lan geliyorsa o boyda yerine koy, aynen. Gözünde. Aklı durur. Işık diye bir çarmık var, onu vurulacak. Şöylece diye elinden gösterir, şöyle diye, şunu diye şey yap diye. Ondan sonra kes diye, şöyle şey yap diye. Aynen. Onun dediği yapıyorsun, koyuyorsun, şap diye yapışıyor onu evlader. Dersin bunu tırsın mı bu adamda dersin. Böyle adam yanında çalıştım. Hemen uçuyor. Barbaka da ağacın üstüne çay gidiyor.
böyle diyelim. Ondan sonra bir sene çalıştık galiba. Adam dedi, ondan sonra sonradan motor kazası yapmış. Hı hı. Ondan adam öldü.